Merhaba, bugün Oracle Cloud Infrastructure üzerinde e, Compute ve Database gibi e, birçok instance'ın, in, birçok hizmetin altyapısını oluşturan e, VCN hizmetini göreceğiz. VCN oluşturmak için sol taraftaki ana OCI menüsü üzerinde gördüğümüz sol taraftaki menüden Networking'den Virtual Cloud Networks'a gidiyoruz. Burada Create Virtual Networks diyoruz. İlgili kom kompartmanı seçiyoruz. Bir isim veriyoruz VCN'imize. VCN1 diyorum. Burada iki tane seçeneğim var. Bir tanesinde e, sadece Cloud VCN'i oluştur. Diğerinde de VCN beraber subnet'leri internet gateway'i de oluştur. Burada ilk başta e, basit olan seçeneği göstereceğim. E, burada bir e, direkt bana 10.0.0.0'lı 10 CIDR e, cider bloğundan bir IP aralığı veriyor. İnternet gateway'i oluşturuyor. Default route table oluşturuyor. Dışarıya tüm internet çıkışlarını veriyor ve e, her AD'de birer tane olmak üzere public subnet oluşturuyoruz. Şu an oluşum tamamlandı. VCN'e baktığım zaman detaylarını VCN1'in 3 subnetimi görüyorum. İnternet gateway'i görüyorum. Root table'lar içerisinde internet gateway'in root table'a tanımlandığını görüyorum. Bu bütün subnetlerin dışarı çıkması için yardımcı olan tanımlama ve security list görüyorum. Security list'te tüm subnetler için e, izin listesi gibi düşünebiliriz yani inbound ve outbound kuralların bulunduğu inbound kurallar (ingress rules) outbound kurallar (egress rules) olarak düşünebiliriz. Burada mesela e, bu üç seçenek e, ICMP'ler ve TCP e, varsayılan olarak geliyor, default olarak geliyor. Bunların yanında mesela bir veri tabanı hizmeti oluşturduğumuz zaman dışarıdan ve bunu bir public e, subnet'e eklediğimiz zaman veri tabanını dışarıdan da internet üzerinden bu veri tabanına ulaşmak için eğer oracle veri tabanıysa 1521 portunu buraya eklememiz yeterli oluyor diğer türlü dışarıdan bu database instance'ına ulaşamayız ya da bir windows makine oluşturduğumuz zaman rdp yapabilmek için, remote desktop yapabilmek için 3389'u buraya tanımlamam gerekiyor bu tanımlamayı da şu şekilde yapıyorum, edit rules diyorum burada ingress rule'ları görüyorum bir tane daha ingress rule'u tanımlıyorum. Buraya RDP seçiyorum. RDP seçtiğim zaman e, eğer 0.0.0/0 .00 .00 girersem dışarıdaki tüm IP'lere daha doğrusu dışarıdaki tüm IP'lerden gelecek istekleri kabul edecek bu subnetlerdeki makine. Eğer e, diyorsam ki hayır sadece 10 .00. 24 aralığındaki ya da şöyle göstereyim. Zaten altta da hangi aralıktaki IP'leri kabul edeceğini gösteriyor. Size belirli bir IP aralığı verirseniz eğer sadece o aralıktaki IP'lerden gelen talepleri kabul eder. TCP giriyorum. 1521 girdim. Source portu yanlış girdim. Destination port 1521'e giriyorum. Burada da zaten size bir açıklama olarak gösteriyor. 1521'e tüm TCP trafiği kabul eder şeklinde. Save Security Rules dediğim zaman buradaki güvenlik tanımlamalarını dışarıdan 3389'a ve 1521'e gelecek istekleri kabul edecek şekilde ayarladım. Eğer daha fazla sorunuz varsa VCN'lerle ilgili daha detaylı yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.